Kıymetli okurlarımız, Post Gazetesi İsviçre ekibi adına hayırlı akşamlar dileyerek canlı yayınımıza hoş geldiniz. Gündeme dair konular ile canlı yayınlarda karşınızda oluyoruz. Sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Bugün akşam da TİSAP Başkanı Sayın Mehmet Göktaş bizimle birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Mehmet Bey, zorlu bir süreci atlattık. Kısa bir süre önce bu sene acaba tatile gidebilir miyiz, memleketimizi görebilir miyiz diye kendi kendimize sorarken, ümitlerimiz kırılmışken dün ile bugün bavullarımızı hazırlayıp yarın yola çıkacak hale geldik neredeyse. Uçaklar tekrar başladı faaliyete, uçmaya başladı tekrar. Türkiye'de de bu 14 günlük izolasyon yani karantina dediğimiz 14 günlük şart kaldırıldı. Müjdeli haberlerimiz var ama duyabiliyor musun beni abi? Duyuyorum, duyuyorum. Uçuşlar başladı. 14 Haziran itibariyle Zürih'ten, Basel'den tekrar İstanbul'a uçaklar başladı. Uçaklarda yeterince yer var mı? Şimdi ben öncelikle Sayın Büyükelçimize, Türk Hava Yolları yöneticilerine bu süreçte sürekli iletişim halinde olduk. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Görüş alışverişinde bulunduk. Sürekli bu müjdeli haber için gerek Post Gazetesi olarak siz, gerek TİSAP olarak biz kamuoyu oluşturup yetkililere yetmeye çalıştık. Ama neticesinde şükürler olsun ki bugün resmen Türkiye'deki evde izolasyon yani karantina denilen olay kalktı. İnsanlarımız rahatça, gönül rahatlığıyla Türkiye'ye seyahat edebilecekler. Tatillerini yapabilecekler. Katkısı olan herkese de çok teşekkür ediyorum burada. TİSAP'ın girişimleri de çok oldu bu karantina şartının kaldırılmasına yönelik. Sizlerin de büyük emek verdiniz. Bu konuda Turizm Bakanlığı'nda girişimlerde bulundunuz. Ya tabii ki. Yani sonuçta biz de bir STK, Sivil Toplum Kuruluşu örgütüyüz. Dolayısıyla ajantalarımızdan, vatandaşlarımızdan gelen tepkiler ve bilgiler doğrultusunda gerekli mercileri ilettik ve onlarla iletişim halinde olduk. Bunun kalkması gerektiğini, aksi takdirde hiç kimsenin Türkiye'ye izine gitmeyeceğini, çünkü izine gittiği zaman 14 gün hiç kimse evde karantinada izinli geçirmesini istemez. Dolayısıyla da onun kalkması lazım ki hava yolunun uçabilmesi için. Bu kalkmadıktan sonra hava yolları da uçmazdı. Bu da kalktı yani. Biz de elimizden gelen gayretleri sarf ettik. Diğer STK'da başkanlarımız da aynı şekilde girişimde bulundular. Ama biz tabii işimiz bu olduğu için gerekli yerlerde, gerekli mercilerde, gerek Turizm Bakanlığımızda, gerek buradaki turizm ateşçiliğimiz aracılığıyla Turizm Bakanlığı'na ilettik bazı konulara. Sürekli Büyükelçimizle telefon görüşmesinde bulunduk, görüş alışverişinde bulunduk. Yani bu süreç zorlu bir süreçti ama atlattık yani, aile şükür. Evet. Mehmet Bey, şunu sormak istiyorum. Bir belirsizlik vardı ama netleşti. Cenevre'den olsun, Zürih'ten olsun, Basel'den olsun uçaklar kalkmaya başladı. Ama şöyle bir soru da var gelen. Türkiye'den İsviçre'ye gelebiliyor muyuz? İsviçre'den Türkiye'ye gidebileceğiz ama Türkiye'den İsviçre'ye gelebiliyor muyuz diye de bir soru var. Şimdi bir soru işareti var yani. Ben önce genel olarak bir bilgi vereyim. Dün itibariyle Sun Express ilk uçuşunu İzmir'e başla yaptı. Ben de kendim de havalandırdım. Evet. Bizzat uçağın kalkmasını büyük zevkle seyrettim. Sanki işe ilk gün başlıyormuş gibi bir heyecanla buradaydım. 3 aydır takdir edersiniz ki biz de hiçbir şey yapmadık. Bir belirsizlik hakimdi. Bu belirsizlik de şu anda ortadan kalktı. İlk uçuşunu Sun Express günü İzmir'e yaptı. Bu cumartesi günü yine İzmir'e uçacak. Pazar gününde inşallah Allah nasip ederse Türk Hava Yolları'mız Basel ve Zürih'ten ilk uçuşunu İstanbul'a başlayacak. Dolayısıyla sorunuz neydi? Evet. Biraz önce anlayamadım, orada bir şey sordunuz. Evet.
şunu demiştim. Daha bir sürede bu sene tatile gidebilecek miyiz? Gidemeyecek miyiz? Türkiye'de insanlar kendimize soru sorarken evet. Aynen. Bu uçaklarda yani İsviçre'den Türkiye'ye gidebileceğiz ama Türkiye'den İsviçre'ye geri dönebileceğiz. Tabii ki sonuçta yani bu uçaklar veya şu anda Türkiye'de bulunup gidecek mi? Şimdi şöyle buradan gitmiş pandemi döneminde Türkiye'de kalmış dönememiş bir sürü insanımız var. Bunlar günlük bizi arayıp hala gece gündüz 2-3 kere arayan 65 yaş üzeri insanımız var. Bunlar evlerinde gerçekten çok sıkıntılı dönemler geçirdiler. Bunlar her gün arayıp ne zaman bu uçak kalkacak diye soran yaşlılarımız var, büyüklerimiz var. Veyahut da Türkiye'ye gidip kalmış, geri dönememiş insanlarımız var. Tabii ki bunlar da geri gelecek. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Evet. Yalnız Türkiye çıkışlarında... Türkiye çıkışlı yapılan rezervasyonlarda ben şu tavsiyede bulunacağım. Bir, vatandaşlarımızın mutlaka E-Devlet'ten HES kodu alması. Bu 20 saniyede alınıyor. Çünkü Türk Hava Yolları uçuşlarında mutlaka HES kodu talep ediyor. Türkiye çıkışlı uçuşlarda diyorum. Bakın dikkat edin. Buradan gidenlerden değil. Buradan gidip gelenlerden değil. Türkiye çıkışlı uçuşlarda HES kodu alması gerekiyor bir. İkincisi rezervasyon yaptırırken mutlaka TC kimlik numaralarını ve pasaport numaralarını acentelere vermesi gerekiyor ki hazır bulundurmaları gerekiyor. Bunu rezervasyon yaparken mutlaka sisteme girmemiz gerekiyor. Bunu vatandaşlarımız bilsin. Evet. Bu arada bizi seslenelim. Size yönelik bir soruları varsa yorum bölümüne yazabilirler. Mehmet Bey, şunu sormak istiyorum. Bilet değişiklikleri yapmak mümkün mü? Yani şu demek oluyor. Vatandaşlarımız şayet daha önceden bir rezervasyon yapmışlarsa, biletlerini ödemişlerse bunun tarih değişikliği yapmak mümkün. Veya hangi hava yolunda avantajlı? Bu her hava yolunda farklı uygulanıyor. Fakat burada Türk Hava Yolları diyebilirim ki dünyada en iyi fleksibil bilet rezervasyon değişikliği, bilet iadesi gibi konularda en iyi uygulayan Türk Hava Yolları oldu şimdiye kadar. En detaylı ve açıklayıcı acentelere bilgi gönderen, yani müşterisini bilgilendiren Türk Hava Yolları gördü. Çünkü biz takdir edersiniz ki bütün dünya hava yollarında ne kadar hava yolu varsa hepsinin biletlerini satıyoruz. Çoğunda gerçekten Türk Hava Yolları kadar bilgilendiren bir hava yolu olmadı. Türk Hava Yolları'ndaki sistem ben size kısaca açıklayayım. Evet. Türk Hava Yolları'nda 20 Mart'a kadar alınan biletlerde eğer ki bir rezervasyon iptal olmamışsa ya da iptal olmuşsa vatandaşımız biletini 2021'in aralığına kadar açığa alma hakkına sahip. İptal olmuşsa, gitmek istemiyorsa biletini iade alma hakkına sahip. Bunu biz çoğu müşterilerimize yapıyoruz zaten, söylüyoruz. Artı evet. 20 Haziran'dan itibaren 20 Haziran'a kadar 20 Mart'tan itibaren 20 Nisan'a kadar yapılan rezervasyonda yani şu kısaca şunu söyleyeyim. 20 Haziran'a kadar yapılacak rezervasyonlarda ise velev ki müşteri gidemedi. Bileti yanmıyor yine. Yine 2021'in aralığına kadar biletini değişiklik yapma veyahut da açığa alma hakkına sahip. Hani burada evet. Türk Hava Yolları'nın bilet almanın en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Ben buradan Türk Hava Yolları'na canı gönülden gerçekten teşekkür ediyorum bu uygulamadan dolayı. En azından vatandaşının yanında olduğunu gösterdi. Bak tekrar ediyorum. Evet. Türk Hava Yolları'nda yapılan rezervasyonlarda biletini 2021'in aralığına kadar açığa alma hakkına sahip. Bu yalnız 20 Haziran'a kadar yapılan rezervasyonlarda. Artı 20 Mart'tan önce rezervasyonunu yaptırmış ise yine biletini açığa alabiliyor. Eğer rezervasyonu iptal olmuş ise biletini iade alma hakkına sahip oluyor. Bu değişik hava yollarında farklı uygulanıyor. SunExpress de farklı, Pegasus da farklı, Swiss de farklı. Fakat en fleksibil uygulayan şu anda Türk Hava Yolları.
Evet. Mehmet Bey, şu da bir önemli bir konu. Otellerde de rezervasyon değişiklikleri yapmak mümkün mü? Yani birçok vatandaşımız tatile gidemeyeceğini düşünerek iptal de etti. Etmeyenler de var. Etmeyenlerin otel değişikliği İstersen yapmaları Bahçeli mümkün Bey, mü? istersen otellerden önce hava yolundaki bölümümüzü bitirelim, Evet. ondan sonra otel bölümüne geçelim. Tamam. Şimdi ben buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Havalanlarında alınan tedbirlere mutlaka uymaları da gerekiyor. Evet. Bir, 2 metre mesafe, yanlarında mutlaka en azından 3 tane maske bulundurmaları, dezenfeksiyon ürünlerini bulundurmaları, yalnız dezenfeksiyon ürünleri bulundururken şuna dikkat etsinler. 100 miligramın altında olsun, 100 miligramın üstünde olanlar biliyorsunuz uçakta içeriye alınmıyor. Dolayısıyla 100 Evet. miligramın altında olan bir dezenfeksiyon ürünü, maske, mesafe, bunlara mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Ve en azından 3 saat önce de havalanında bulundurmaları gerekiyor. Çünkü pandemi döneminde 2 metre mesafeyle check-in'ler yapılıyor ve check-in süreleri uzayabiliyor. Evet. Dolayısıyla bagajlar Türk Hava Yolları'nda 30 kilo, değişik hava yollarında bu değişik uygulanıyor. Türk Hava Yolları'ndan bahsediyorum ben şu anda. Türk Hava Yolları'nda 30 kilo içeriye verme hakkı var, 8 kilo da bir el bagaj hakkı var. Fakat bu 8 kilo el bagajını yine normal bagajmış gibi içeriye verecek. Yanında taşıyamayacak. Ama Türk Hava Yolları burada şöyle bir uygulamaya gitti. Çünkü vatandaşımızın yanında kıymetli eşyası olabilir, evrak çantası olabilir, laptop olabilir. Dolayısıyla bir evrak çantası, bir laptop veyahut da bir kıymetli evrak çantası gibi çantası ama sadece bir tane olmak kaydıyla veyahut da bayanlarda omuz çantası. Bir tane çantası bu şekilde yanına alabiliyor. Bunun dışında kabine el bagajı almak Kesinlikle yasak. mümkün değil. Kesinlikle yasak. Evet. Kesinlikle yasak. Aynen. Zaten bizim hepimizin ortak sorunumuz el bagajı, valizlerimiz. Bu konuda da açıklık getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi de kırmayıp bugün iki toplantının ardından bizim yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Rica ederim. Doğrudur. Bundan önce de bir yönetim kurulu toplantımız var. Ondan dolayı biraz canlı yayına geç katıldık. Ondan dolayı da özür diliyorum. Kısaca şöyle diyebilir Bir miyiz? konuyu daha söyleyeyim bitmeden. Bir de önemli rica ediyorum. Rezervasyon yaptıran insanımız, vatandaşımız, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz her neyse mutlaka ve mutlaka iletişim bilgilerini acentesine bıraksın. Türkiye'de ulaşılabilecek iletişim bilgisini. Çünkü her an her şey çok çabuk değişiyor bu dönemde. Dolayısıyla acenta kendisine bir türlü ulaşabilmesi lazım. Artı ola ki acenta ulaşamaz, mutlaka ve mutlaka uçuştan bir gün önce bilet aldığı acentayı alarak Arayarak, evet. uçuş bilgisini öğrensin. Uçuşun saatinde bir değişiklik var mı, iptal var mı? Ama bunu mutlaka yapsın. Bu çok önemli. Bu dönemde hele çok önemli. Çünkü biz şu anda internetten bilet alan vatandaşlarda sabahtan akşama kadar sanki biz onların informasyon bürosuymuş gibi biletleri internetten alıp ama bizleri arayarak bizden bilgi edinmek istiyorlar. Çünkü internette hiç kimseye ulaşamıyorlar. Yapmış oldukları internet portallarında telefon numaralarını aradıklarında 1 saat, 2 saate kadar bekleme süreleri oluyor ve bu numaralar da 0900 numaralar oluyor ki aldığı biletin yarısı kadar da internet parası, telefon parası ödüyor. Çünkü 900 numaralı olduğu için. Kaldı ki ulaşamıyor. Evet. Son banta bağlanıyor. Ulaşamıyor. Hiçbir bilgi de alamıyor. Dolayısıyla ben buradan özellikle ve özellikle ya bazı biletlerde hiçbir fiyat farkı olmuyor bile. Bazı hava Evet. yollarında 20 frank, 30 frank belki bilet başı fark olabiliyor ama en azından ulaşabileceği, konuşabileceği bir muhatabı oluyor. Uçağının iptalinde veyahut da rezervasyon değişikliğinde acentesini arayıp direkt rezervasyonunu anında değiştirebiliyor. Rezervasyonunu yaptırabiliyor. Call center'lara ulaşmak gerçekten çok şu dönemde hele çok zor. Kaldı ki bazı vatandaşlarımız hala şu dönem olmuş bilet aldığı
internet portalındaki şirketi bile bilmiyor, ulaşamıyor. Çünkü değişik internet ve kullanıcıları var. Onların altında da değişik firmalar var. Kimisi Yunanistan'da, kimisi Afrika'da, kimisi bilmem nerede. Yani değişik değişik isimler altında. Bunlar en ucuz bir şekilde fiyatlarını orada sergiliyorlar. Ondan sonra yine rezervasyonu yaptıktan sonra bizden belki bir 10 lira veya 20 lira daha ucuz alabiliyorlar. Ama sonuçta da bu gibi durumlarda da mağdur kalıyorlar. Dolayısıyla benim buradan bütün vatandaşlarımıza ricam, yani ricamdan ziyade tavsiyem, biletlerini mutlaka en yakındaki TİSAB ajantalarından alsınlar. Bizim TİSAB ajantalarımız İsviçre'de her şehirde mevcut. Ve hepsi de en azından bu işi 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl yapan ajant arkadaşlarımız var. Bu piyasada kendisini ispat etmiş, güvenilirliğini sağlamış, itibar olan arkadaşlarımız hepsi. Ben söyleyeceğim bu şeyde bu kadar. Buyurun. Aynen. Otellerin... Aynen doğru. Mehmet Bey şunu sorma. Yok okulda, ondan önce şöyle bir sorum olacaktı size. Havalimanlarında tedbirler alındı, büyük tedbirler alındı. Sosyal mesafe olsun, bekleme süreleri çok daha uzadı. Vatandaşlarımızın uçuşları olduğu zaman havalimanlarına ne kadar bir süre ayırsınlar? Ne kadar uçuşlarından ne kadar süre önce havalimanında bulunsunlar? Biraz önce çünkü bu havalimanlarının yoğunluğundan da fark eder. Çünkü ben şunu söyleyeyim. Mesela İsviçre'de en azından bir 3 saat önceden havalandı olsunlar. Evet, çünkü aynı buna benzer açıklama Türk Hava Yolları'ndan Türkiye'de de geldi. Yani bütün yolculara 3 saat önce havalimanında olun mutlaka diye çağrı geldi. Yalnız 3 saat önce havalimanının girişinde değil, 3 saat önce check-in'de olmaları gerekiyor. Onu özellikle belirtiyorum. Yani 3 saat önce ben havalanına geldim ve havalanın farkındaydım. Çünkü havalandan içeri girerken Türkiye'de bir security kontrolü var, güvenlik kontrolü var. Şu dönemde evet. Bu güvenlik kontrollerinde daha uzun bekleniliyor. Artı evet. İçeriye giriliyor. Dolayısıyla yani check-in'de 3 saat olacak şekilde orada bulunmaları gerekiyor. Çünkü o check-in'den sonra da yine içeriye girerken güvenlik kontrolünde yine pasaport kontrolünde bu dönemde biraz işlemler daha uzun sürebiliyor. Onun için mutlaka ve mutlaka zamanında havaalanına gidilmesi gerekiyor. Aksi takdirde eğer ki havaalanında zamanında gidilmezse ve uçuşunu kaçırırsa hiçbir hak iddia edemez. Evet, aynen. Bu da çok önemli bir konu. Vatandaşlarımıza bu konuda ikazda bulunduğunuz için de biz size teşekkür ederiz. Mehmet Bey, tatil sezonu, okul tatilleri geldi, çattı. Bavullarımızı hazırlayalım mı? Otellerde yer var mı? Şimdi şöyle, bence aslında en rahat tatil yapılacak zaman şimdi. Niye biliyor musunuz? Çünkü oteller %50 dolu oranıyla çalışacak. İnsanlar aynen. Üst üste olmayacak. Deniz kenarındaki, havuz kenarındaki şezlongların arası ikişer metre mesafeli olacak. Yemekler masaya servis edilecek veyahut da yemekler yine açık büfeler hijyenik bir şekilde cam arkasından oradaki görevliler tarafından insanlara verilecek. Otellerde evet. Otel odaları her müşteri çıkışında dezenfekte yapılıp tertemiz yapılıp gelecek bir müşteriye hazır yapılacak. Dolayısıyla bence şöyle söylüyorum, otellerin masrafı arttı ama fiyatları evet. Artmadı, aynı kaldı. En rahat tatil yapılacak zaman aslında şimdi. Ben ve bütün samimiyetimle söylüyorum, 1 Temmuz'dan sonra bütün oteller hemen hemen açılacak. Zaten kaldı ki Türkiye'de şu anda dünyada en iyi uygulayan ülke bu işi Türkiye. Çünkü niye? Turizm Bakanlığımız bir sertifika çıkarttı. Çoğu otelimiz bu sertifikaya müracaat etti. Şu anda otellerimiz 133 otel bildiğim kadarıyla sertifikaya alacak işlemleri sürüyor. Sertifika almayan otellerde yine Turizm Bakanlığı tarafından, il turizm müdürlükleri tarafından ve Sağlık Bakanlığı tarafından teftiş edilip kontrol edilecek. Dolayısıyla her otelinde COVID-19 süreci içerisinde sürekli doktor bulunduracak. Yani
üst üste sıralayacak olursak gerçekten bildiğim kadarıyla 133 madde mi ne bir otellere genelge gönderildi uygulanması için. Dolayısıyla önceki tatillerden çok daha rahat, çok daha farklı tatil yapabilirler diyorum ben. Hem de çok daha ucuza. Yani tabii. Yani dolayısıyla ben bütün vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla otellerine, tatillerine gidebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Tabii bu biraz önce de değinmiştim. Otel rezervasyonlarının değişikliğine. Mesela herhangi bir otelde rezervasyon yaptıran vatandaşımız o otele değil de başka bir otele gitmek isterse rezervasyon değişiklikleri bu senede mümkün mü? Ya şimdi şöyle, zaten bu süreçte çoğu tur operatörleri fleksibil uygulamalara gidiyor. Rezervasyon değişikliklerinde bir sıkıntı yok. Değiştirebilir. Zaten evet. Otellerde şimdi bazı otellerde açılmamış olabiliyor veyahut da farklı şey olabiliyor. Vatandaşımız, hani rezervasyon yaptıran insanlarımız rezervasyon yaptırdığı acentayla iletişime geçerse orada fleksibilite sağlanıyor. Orada sıkıntı yok. Evet. Mehmet Bey, bir vatandaşımız bir soru sormuş. Çok karşılaştığım için ben de şahsen bunu her gün. İsviçre'ye geri dönüşte karantina uygulanması var mı 14 günlük diye bir soru yöneltmiş. İsviçre pandemi döneminde bile 4 uçuş Almanya'ya, Hamburg, Berlin, Frankfurt ve Düsseldorf'a bir uçuş COVID-19'un en yoğun olduğu New York'a haftada sürekli günlük bir uçuş New York'a uçtu, bir uçuş da Atina'ya uçtu. Gitti geldi, uçakları hiç durdurmadı ve bu dönem zarfında da hiçbir şekilde karantina hiçbir kimseye uygulamadı. Yok, böyle bir uygulama yok. Evet, Turan Kemal isimli bir vatandaşımız iş amaçlı 3-4 günlük Türkiye'ye gidip gelebilir miyiz diye bir soru soruyor. Hiçbir engel yok. Bugün, yani bugünden itibaren Türkiye'ye gidiş ve gelişlerde hiçbir engel yok. 2-3 günlüğünde de gidebilir, 5 günlüğünde de gelir, 1 haftalığında da gelir. Kaldı ki zaten vatandaşımız gerçekten şu pandemi döneminde çok zor durumlar geçirdi. Kimimizin yakını vefat etti gidemedi, kimimizin yakını hastaydı gidemedi, kimimizin burada cenazesi oldu, kargoyla gönderdi. Kendisi cenazesini gönderdi, kendisi cenazesiyle beraber refakat edemedi. Yani gerçekten çok zorlu bir süreçten geçtik ama bugün itibariyle bütün yasaklar kalktı. Yani bütün yasaklar kalktı derken kısıtlamalar kalktı. Nedir işte bu evde izolasyon olayı, ne bileyim havalanına test yapılacak denildi daha önce, o yapılmayacak. Yani daha önce nasılsa sadece ve sadece kurallara uyarak rahat bir şekilde Türkiye'ye gidip gelebiliriz. Hiçbir sorun yok. Bir vatandaşımız da Basel'den ne zaman Pegasus Hava Yolları Basel'den ne zaman uçmaya başlayacak diye soru yöneltmiş. Bu ay sonunda. Bu ay sonunda uçmaya başlayacak. Bakın ben size bir bilgi vereyim. Onu sordu vatandaşımız madem. Türk Hava Yolları 14 Haziran'dan itibaren Zürih'ten haftada 5 gün şey sonuna kadar, Haziran sonuna kadar Basel'den haftada 4 gün uçacak. Ve Türk Hava Yolları Basel'den 26 Haziran'da zannedersem 27 Haziran'da pardon 27 Haziran'da Ekim sonuna kadar Basel Gaziantep direkt uçak koydu. Zürih'ten 10 Temmuz'dan itibaren Zürih Gaziantep direkt uçak koydu ve şu anda uçakların doluluk oranı da gerçekten çok iyi. Zaten 14, 15 ve 17 Temmuz uçakları Türk Hava Yolları şu anda dolmuş durumda. Hala bu kadar fazla, öyle söyleyeyim. Bu COVID-19 süreci vatandaşlarımızı çok sıktı. Herkes seyahat edebilir. Yani gitmeyecekse de şimdi canı gelmek istiyor Türkiye'ye açıkçası. Ya mutlaka biraz durum biraz da bunu gösteriyor. Evet. Biraz önce de bahsettim. Kimisinin annesi babası gelmiş buraya, yakını gelmiş, buradan dönememiş, burada kalmış. Kimimizin yakını hastalanmış, kimimizin yakını vefat etmiş. Orada resmi işlemlerimiz vardı, gidemedik. Dolayısıyla her şey şu anda yavaş bir şekilde normale döndü. Burada da Türkiye'ye gidip gelmede hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı kalmadı. Öyle söyleyeyim ben size. Bir vatandaşımız da şunu soruyor. 20 Haziran'da
Basıldığın Sabiha Gökçen'e var mı diye soruyorum. Valla bakın, uçuş var mı diye. Bu süreçte her an her şey değişiyor. Evet. Şu anda benim bilgim 26 Haziran'a kadar Zürih, Basel ve Cenevre uçuşlarını Pegasus durdurdu. Ama dediğim gibi her an, bilhassa da bu karantin olayının, evde izolasyon olayının kalkmasından sonra muhtemelen belki de koyarlar. Onu yakındaki bir ajantaya sorarsa daha iyi bilgi alır. Evet. Bu değişiklik demişken, Zürich, İstanbul, Gaziantep bileti olanlar değişiklik yapabiliyor mu? Şimdi şöyle, biz bunu bütün yolcularımız hemen hemen yaptık. Eğer ki Zürich, Gaziantep aktarmalı gidiyorsa, Türk Hava Yolları'ndan bilet almanın en iyi tarafı da işte bu. Türk Hava Yolları benden 20 Mart öncesi, evet, bilet alanların rezervasyon değişikliğini ben ücretsiz, hiçbir fark almadan yaptırırım dedi ve biz acentelere genelge gönderdi. Biz de gönül rahatlığıyla bütün yolcularımızın rezervasyonlarını aktarmalı uçaktan direkt uçağa çektik. Hani yolcularımıza da bilgi verdik. Evet. İsterseniz aktarmalı uçaktan direkt uçağa çekebiliriz diye. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Bilet aldığı acentele iletişime geçerlerse, eğer de yerde varsa ajant onu rahat bir şekilde direkt uçağa çeker. Evet. Bir vatandaşımız bu HES koduyla ilgili bir soru soruyor tekrar. HES kodu yurt dışından gelenler için de geçerli mi diye sormuş. Bunun biz cevabını vermiştik. Şimdi bak, ben tekrar söyleyeyim, ben Zürih, İstanbul veyahut da Zürih, Gaziantep, Gaziantep, Zürih veyahut da Zürih, İstanbul, İstanbul, Zürih gibi, evet, uçuşlarda, yani Zürih çıkışlı uçuşlarda HES kodu gerekmiyor. Fakat eğer rezervasyon Türkiye çıkışlı ise Türk Hava Yolları HES kodu, TC kimlik numarası ve pasaport numarası. Eğer Türk vatandaşı değilse sadece pasaport numarası gerekiyor. Bu olmadan bilet kesilmiyor çünkü. Şu anki mevcut, evet, uygulama bu, ama belki daha sonra değişebilir, onu bilmiyorum. Ama HES kodu gerçekten çok basit alınıyor. Ben denedim. E-Devlet şifresiyle 20 saniyede alabiliyorsunuz. Mehmet Bey, şu da çok büyük bir merak konusu. Uçak yolculuğunda neler olacak? Nelere dikkat edilecek? Uçağın içine girdikten sonra maske takmak zorunlu mu? Tabii. Uçağın içinde mutlaka ve mutlaka maske takılacak. Uçaklarda yemekler artık eskisi gibi öyle açıkta verilmeyecek, paket halinde verilecek. Bu her hava yolunun farklı uygulaması var. Bakın onu söyleyeyim yalnız. Türk Hava Yolları'nın farklı uygulaması var. Pegasus'un farklı uygulaması olabilir. Pegasus'un farklı uygulaması olabilir. Ama maske mutlaka ve mutlaka takılacak. Ve bir canlı yayına başlarken de ben söyledim. Mutlaka ve mutlaka vatandaşımız en az 3 veya 4 maske, yani kişi başı yalnız, yanında kişi başı 3 veya 4 veya da 5 maske fazla bulundursun, hiç fark etmiyor, yanında mutlaka ve mutlaka bulundursun. Bilhassa aktarmalı uçuş yapan vatandaşlarımız. Çünkü İstanbul Havayolu'nda havalanda 2-3 saat bekleyecekler. 3 saat Zürih, İstanbul uçacaklar. İstanbul'dan gidecekleri noktaya sonuçta yine 1-2 saat uçacaklar. Dolayısıyla terleyecekler. Maske değiştirmek, evet, mecburiyetinde kalacaklar. Yanlarında mutlaka 5-6 maske mutlaka ve mutlaka bulundursunlar. Evet. Mehmet Bey, şöyle bir soru da var. Çocuklara da HES kodu gerekli mi diye bir soru geldi. Tamam, çok güzel bir soru. Çocukların E-Devlet şifresi yok bildiğim kadarıyla. E-Devlet şifresi olmadığı için de HES, evet, kodu alamıyorlar. Sen Türkiye'de yaşıyorsun. Çocukların E-Devlet şifresi var mı? Yok. Benim bildiğim 18 yaş altındaki kişiler, çocukların E-Devlet yok bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla HES kodu da almıyorlar. Onlar zaten anneleriyle babalarıyla uçtukları için onların doğum tarihlerini giriyoruz. Annesinin ve babasının HES kodunu girdiğimiz zaman yeterli oluyor onlar zaten. Evet. Mehmet Bey, daha çok şöyle bir soru da var. Ankara neden yok? Ankara Cenevre'de var. Başkentimizde neden uçak yok? Ankara'ya Cenevre'den, ben de onu tam diyecektim. Ankara'ya Cenevre'den var. Bu sene Türk Hava Yolları sağ olsun yine Cenevre'den Ankara ve Antalya direkt uçuşlarını başlatıyor Haziran, Temmuz itibariyle. Ankara'ya Cenevre'den, evet, var. Zürih'ten de Ankara'ya çarşamba günleri San Ekspres'in var. Geçen yıl da uçmuştu zaten. Bu yıl da yine çarşamba günleri San Ekspres'in
Haziran son itibariyle uçmaya başlayacak yine. Sun Express İzmir'de var ama direkt. Bakın Sun Express'in İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep bu uçuşları, mevcut uçuşları devam ediyor. Evet. Bu arada Türkiye'ye gitmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şart mı? Hayır. Yoksa yabancı pasaportla gidilebiliyor mu? Gidiliyor. 15 Temmuz itibariyle Türkiye İsviçre arasında yapılan anlaşma yapıldı. Benim bilgim bu dahilde. Dolayısıyla İsviçre vatandaşı da 15 Temmuz diyorum illa, çok özür dilerim. 15 Haziran itibariyle İsviçrelerin Türkiye'ye gitmesinde hiçbir mahsur yok, hiçbir sıkıntı yok. Soru sormuş. Merak ettiğim konu, Pegasus uçuşu olabilecek mi? Bu sadece Türk Hava Yolları bilgisi mi diye bir yorumda bulunmuş. Zannedersem tam dinlemedi bizi. Pegasus Hava Yolları da Zürich'ten olsun, Basel'den olsun uçmaya başlıyor. Pegasus Hava Yolları 26 Haziran'a kadar bu pandemi döneminde uçuşlarını iptal etti. 26 Haziran'dan itibaren normal seyrinde devam edecek. Evet. Mehmet Bey, şöyle bir soru da var. Vatandaşlarımızın çok merak ettiği açıkçası, el bagajı olsun cevabını verdik, otellerin cevabını verdik ama vatandaşlarımızın çok zorlandığı bir konu da şu, bilet fiyatları. Bugün bir yorumda bir vatandaşımız 1198 franktan başlayan fiyatlar diye bir yorum yapmış. Fiyatlar ne alemde? Ödenebilecek durumda mı yoksa çok ucuza mı? O yanlış. Niye yanlış, ben söyleyeyim. Bütün hava yolları bilet fiyatlarını sisteme açarken en düşükten en yükseğe doğru açar. Biz buna piramit sistemi deriz. Kalkülasyonunu ona göre yapar ve kendi kar marjını koyar ve bir ortalama %70 veya %80'lik dolarlık oranını uçacağım der. Benim ortalama bilet fiyatımın bu olması gerekirdi. Dolayısıyla diyelim Türk Hava Yolları'nda İstanbul fiyatları 160 franktan ya da 180 franktan her neyse başlar. Bu 1100 frank, 1200 franka ekonomi klasta devam eder. 1300 frank itibariyle de business klasta devam eder. Bu uçacağı noktalarda fiyatlar farklılık arz eder. Burada fiyatlar niye yüksek gözüküyor onu söyleyeyim. Ben biraz önce bahsettim. Şunu söyledim. Diyelim 14 Haziran, 15 Haziran, 17 Haziran Türk Hava Yolları uçuşları ciddi anlamda doldu. Ne oldu dolunca? Doldukça fiyat yükseldi. Aynı uçakta 200 franka da Zürich İstanbul bilet alan oldu. Aynı uçakta 1000 franka da bilet alan oldu. Çünkü niye? Uçak fiyatı uçak doldukça fiyat yükseliyor. Yani rezervasyon sınıfı, fiyat sınıfı yükseliyor. Dolayısıyla eğer ki o dolu olan uçakta fiyat sorguluyorsa vatandaşımız, orada yüksek fiyata denk geliyor. Onun için yüksek diyor. Ama bu arada hava yollarının gerek uçaklardaki dezenfekte, gerekse bu COVID önlemleri sürecinde aldıkları önlemler hava yollarının gerçekten maliyetini artırdı. Ama buna rağmen biz şu anda Türk Hava Yolları'nda görüyoruz. Türk Hava Yolları fiyatları artırmadı. Yine aynı. Aynı fiyatta devam ediyor. Eski nasılsa şimdi de öyle devam ediyor. Sanırım açıklık getirdim. Burada yani bu pandemi döneminde bazı vatandaşlar ya biz izne gideceğimiz zaman fiyat çok yüksek oluyor falan diyor. Aslında öyle değil. Erken bilet alan ucuz alıyor. Geç alan fiyat yüksek alıyor. Aynen. Mehmet Bey, Cüneyt Şentürk isimli bir vatandaşımız da Almanya'dan gelip Zürich Havalimanı'ndan Antalya'ya uçmak daha önce sorunsuzdu. Halen aynı şekilde Almanya'dan oturan kişiler sorunsuz şekilde Zürich'ten uçabilirler mi Türkiye'ye diye ve geri dönüşte sorun yaşarlar mı diye bir soru sormuş. Yok, şu anda hiçbir kısıtlama, hiçbir sorun yok. Hele 15'inden sonra da zaten karşılıklı İsviçre ve Almanya sınırları tamamen açıyor. Ben size çok küçük bir örnek vereyim. Bugün benim çok yakın tanıdığım bir baba dostu amcam Türkiye'ye uçtu. Acil gitmem gerekiyor dedi. Ben dedi sıkıldım burada dedi. 3 aydır buradaymış. Ben ona Sun Express'in Stuttgart Antalya uçuşunu yaptım. Rahat bir şekilde gitti arabayla Stuttgart'tan bindi uçağına, Antalya'ya direkt uçuşuyla uçtu.
Ve oğlu beni aradı. Teşekkür etti. Abi de hiçbir sorun yaşamadık. Ne sınırda ne uçakta. Ve kendisi de rahat bir şekilde evine gitmiş. Yani bir sorun yok. Karşılık değil. Ne Almanya tarafında bir sorun var ne İsviçre tarafında bir sorun var. Yani eskisi gibi. Evet. Mehmet Bey, bir vatandaşımızın sorduğu çok güzel bir soru var. Biz Türkiye'deyken uçaklar hemen iptal olma imkanı var mı? Yoksa önceden haber verirler mi? Çünkü eğer geri gelemez ise çoluk çocuk perişan oluruz diye bir yorumda bulunmuş. Gerçekten de haklı. Yani Türkiye'ye geldikten sonra iptal olursa ne yapacağız? Bakın, ben biraz önce özellikle sohbetimizin arasında zikrettim. Biletinizi mutlaka ve mutlaka yanınızdaki bir TİSAB ajantasından, güvenilir ajantanızdan alın diye. Sonuçta böyle bir şey olduğu zaman ajanta size direkt iletişime geçecek. Hemen alternatif uçuşu sunacak. Bir gün önce, bir gün sonra veyahut da sabahtan akşama uçuş saati değişmişse onu yapacak. Dolayısıyla hiçbir sorun yaşamaz. Şu anda uçaklar normal tarifeli bir şekilde tarifelerine konuldu. Uçuyor. Tabii her hava yolunda, her şirkette olduğu gibi olabilir. Uçak saati değişebilir. Uçak günü de değişebilir. Evet. Belli olmaz. Dolayısıyla özellikle belirttim sohbetimizde. Bir gün önceden mutlaka bilet aldıkları ajantayı arasınlar. Uçuş saatini ve uçuş gününü teyit ettirsinler. Artı iletişim bilgilerini bir yakınının, kendisinin de Türk cep numarası yoksa da bir yakınının cep numarasını, ajantanın ulaşabileceği bir cep numarasını veyahut da eğer Türkiye'de WhatsApp'ı sürekli açıksa İsviçre cep numarasını mutlaka ve mutlaka bıraksınlar. Eğer mailini sürekli bakıyorsa mail adresini bıraksınlar. Evet. Mehmet Bey, bazı vatandaşlarımız bizi sonra seyre sonradan katıldılar galiba. Çünkü aynı bizim değindiğimiz, sizin anlattığınız konular tekrar tekrar geliyor. Ama ilginç bir tanesi var. Oğlumun TC kimliği yok. İsviçre pasaportu var. Oğluma HES kodu alamıyoruz. Gerekmiyor. İç hatlarda uçamayacağız mı diye bir soru yöneltmiş. Gerekmiyor. İç hatlarda uçabilecek, sadece yabancı kimlik numarasını ve yabancı pasaport numarasını vererek uçabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet. Hayriye Hanım da zaten HES kodu için geçerli, iç hatlar için geçerli olacak diye soruyor. Yani normal şartlarda ilk açıklandığında HES kodu sadece iç hatlarda geçerli diye verildi. Ama Türk Hava Yolları Türkiye, bak, sadece Türkiye çıkışlı yolculardan sistemde HES kodu istiyor. Bu zannedersem teknik bir konu, onu da bilmiyorum. Yani HES kodu o kadar çok alınması zor bir şey değil. Yani 20 saniye sürmüyor. Ya bu E-Devlet şifresi olanlar, olmayanlar da zaten bunu benim bildiğim kadarıyla bu HES dediğimiz hayat eve sığar uygulaması var. Mobil cihazlara indirilebiliyor. Ve oradan da alınabiliyor. Bakın, ben bugün E-Devlet şifresi olmayanlar için. Ben size söyleyeyim. Benim Gaziantep, Kahramanmaraş, Pazarcık'ta bir müşterim vardı. Kendisi de bu internetten veyahut da şeyden fazla anlamıyor bu müşterim. Dedim, Türkiye'de kaldı. Gelecek, rezervasyon değişikliğini yapacağım. Rezervasyon değişikliğini yapamıyorum. Çünkü HES kodu istiyor. Pasaport numarası istiyor. Bunları sistemimize girmemiz gerekiyor. Türk Hava Yolları'nda bu istenmiyor. Dolayısıyla ben dedim ki ona, bakın dedim, gidin postaneden 3 TL karşılığında hemen size bir şifre veriyorlar. TC kimlik numaranızı veriyorsunuz. Hemen bir şifre veriyorlar. Eğer E-Devlet şifresi yoksa. O da E-Devlet şifresiyle mutlaka kendisi bilmiyorsa dahi bir yakını, şu anda yani herkes, küçücük çocuklar bile internete girip internet kurdu oldu. İnternetten E-Devlet'e girip postanede almış oldukları o kodu da değiştirerek, kendilerinin kafasında tutacakları bir kod vererek E-Devlet'ten HES kodlarını alabilirler. Bunu yapmış, bunu söyledim. Hemen bana HES kodunu, şahımızda artık WhatsApp denen iletişim kanalları o kadar çoğaldı ki, WhatsApp olsun, Facebook olsun, her taraftan. WhatsApp'tan da pasaportunun ve kimlik kartının kopisini çekerek gönderdi bana. HES kodunu, pasaport numarasını girdim, rezervasyon değişikliğini 5 dakika içerisinde yaptık. Yani o kadar çok zor bir şey değil, bunu gözümüzde büyütmeyelim gerçekten. Evet, aynen. Mehmet Bey, şöyle bir soru daha var. Bu el bagajı konusuna takılmış herhalde vatandaşlarımız. 30 kilo bagaj hakkı olan vatandaşımızın 8 kilo da el bagaj hakkı var. Havalimanında bagajlarını verirken 38 kilo olarak verebilecek, doğru mu? Doğrudur.
Türk Hava Yolları'nda uygulama bu şekilde. Evet, 38 kilo bagajı içeri verebilecek. Yalnız şuna dikkat etmeleri gerekiyor mutlaka ve mutlaka. Yatak oraları gereği bir bagaj 30 kiloyu geçmemesi lazım. 30 kiloyu evet. geçtiği anda onun içindeki fazla bagajı çıkartıyorlar. Çünkü oradaki havalimanındaki hizmet veren insanların o bagajları kaldırıp uçağa yüklüyorlar. Onları da düşünerek bir bagajın kesinlikle ve kesinlikle 30 kiloyu geçmeyecek şekilde hazırlanması gerekiyor. Veyahut da Türk Hava Yolları zaten bu hususta çok fleksibil. Bir bagajı 15-15-30 kilo yapabilirler. Veyahut da birini 15, birini 10 yapabilirler. Artı 8 yapabilirler. Yani 38 kilo içeri verebilecek. Artı eline de bir tane laptop, evrak çantası veyahut da bayanlarda omuz çantası alabilecek uçağı. Ama bunun haricinde hiçbir şey alamayacak. Onu söyleyeyim. Evet. Biraz önce şeyden de ikramdan da uçaklarda bahsettiniz. Vatandaşlarımıza şu bilgiyi de vermekte ben yarar görüyorum açıkçası. Türkiye'ye İstanbul'a gelip de İstanbul'dan Anadolu'nun herhangi bir şehrine uçmak isteyen vatandaşlarımızın birçok bilgisi olsun. Bu konuda ikram iç hatlarda birçok hava yolunda iptal edildi bildiğim kadarıyla. Doğru mu? 2 saate varan uçuşların hepsinde ikram iptal edildi. Dolayısıyla sadece yurt dışı. Evet, yurt dışı evet. uçuşlarında da 2,5 saate geçen uçuşlarda ikram veriliyor. Bazı hava yolları hala 3 saate geçen uçuşlarda o hava yoluna farklı uygulanıyor. Kaldı ki bazı hava yollarında zaten ikram verilmiyordu, satılıyordu. Bu da tamamen kaldı. Yani vatandaşlarımızın birçoğu işte merak ediyor. Uçmak da bir zevk aslında. Seyahat etmek de bir eğlence. Uçağa bindiğin zaman o yemeğin tadını almak ne kadar beğensek de beğenmesek de kokusu gene yetiyor hepimize. Mutlaka insan uçakta bazen yemek gelirken sabırsızlıkla yemeğin gelmesini bekliyor. Evet. Ama maalesef bu pandemi döneminde biz artık bazı şeylere alışacağız ve yeni normallerimiz olacak. Evet. Mehmet Bey son olarak programımızın sonuna doğru yaklaşık şunu istiyorum. Türk Hava Yolları yanı sıra SunExpress'te Pegasus'ta normalleşme süreci içerisinde uçuşlara tekrar başlıyor. Bunlar evet. tarifeli seferler. Tabii. Charter uçakları da olacak mı? Vatandaşlarımızın olacak. Onlar da yani bu Türk Hava Yolları'nın yanında Edelweiss biliyorsunuz haftada bir kere iki kereydi bir kereye düşürdü. Bodrum'a uçacak 1 Temmuz itibariyle. 3 Temmuz itibariyle. Ya pardon 1 Temmuz itibariyle. Cumartesi günleri uçmaya başlayacak. Dalaman uçuşlarını büyük bir ihtimalle iptal ettiler. Edelweiss yine haftada 3 kere Antalya uçuşlarına devam edecek. 20 Edelweiss'de bildiğim kadarıyla 20 herhalde 20 Haziran itibariyle uçuşlarına başlıyor. Artı Corendon, Tailwind yani Türkiye'den gelen diğer charter uçakları da uçuşlarına İsviçre'den yine eskisi gibi devam edecek. Kısaca şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Normalleşme süreci aslında gelecek sene olacak. İnşallah. Ha bu arada veya bir şey söyleyeyim de pardon. 2022'de. Lafını keseyim. Bu arada bizim kendi TİSAP üyemiz olan Travelion'da yine Antalya'ya geçen yılda Türk Hava Yolları uçağını charter olarak kendi riskleriyle uçurdular. Bu yılda yine aynı evet. şekilde Türk Hava Yolları direkt uçuşlarını yapacaklar. Ben özellikle de bilhassa Türk Hava Yolları gibi bir markanın Zürih'ten Antalya'ya uçurdukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim TİSAP üyelerimiz arasında gerçekten sağlık turizmi yapan, tur operatörlüğü yapan, spor turizmi yapan çok değerli ajant arkadaşlarımız var. Paşal Rize dediğimiz yapan. Yani kısacası ajantalarımızın hepsi çok değerli. Ben özellikle rica ediyorum. Biletlerinizi ajantalarınızdan alınız. Evet. Mehmet Bey şu konuda çok sorulan bir konu, merak edilen bir konu. Karayolundan Türkiye'ye gitmek sorunsuz gerçekleşmeye başladı. Ama Yunanistan üzerinden gemiyle gitmek isteyenler var. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Veremem. Sanırım İtalya
İtalya'ya gidemiyoruz. Yani işin şaka tarafı, o konuyla ilgili inan hiçbir bilgim yok. Çünkü sonuçta gemi biletini biz fazla satmıyoruz. Çok riskli olduğu için gemi biletini vatandaşlarımızın kendilerinin almasını tavsiye ediyoruz. Bazı satan belki ajant arkadaşlarımız vardır ama gemi bileti gidiyor, gemi kalkıyor, ondan sonra gemi biletinin iadesiyle geliyor. Çok sıkıntılı bir satış oluyor bizim için. Onun için gemi biletini biz satmıyoruz ama satan ajant arkadaşlarımız da var. Onlardan sorabilirler. Fakat bu dönemde inanın benim o konuyla ilgili bir bilgim yok. Bilmediğim bir konu üzerinde de yorum yapmam doğru olmaz. Evet, yok. Anadolu Ajansı'ndan haberler geldi, resimler, görüntüler geldi. Edirne'den, Kapıkule'den vatandaşlarımızın birçoğunun yola çıkan geçen hafta sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye ulaştığı haberleri geldi. Onun için sordum bunu. Doğrudur da sonuçta biz seyahat ajantısıyız, bilet satıyoruz. Dolayısıyla da biz ajantlar o konularda bir bilgimiz yok. Yani dolayısıyla vatandaşlarımız kendileri zaten her şeyi sosyal medyadan arkadaşları vasıtasıyla takip ediyorlar, görüyorlar. Gazeteler vasıtasıyla yazılıyor. Biz sadece evet. Ben size burada seyahatle ilgili bilgi verebilirim. Şunu sorayım en son olarak Mehmet Bey. Otellerde maske takmak mecburi mi? Otele giden vatandaşlarımız. Eğer ki kapalı alan çok yoğunsa maske takmak mecburi. Ama yani açık alanda denize girerken de maske takacak haliniz yok herhalde. Havuza girerken de maske takacak haliniz yok. Ama yani. yani. Mehmet Bey çok çok teşekkür ederim size bugün Kırmayıp yayına katıldığınız için. Yoğun bir günden sonra, 2-3 toplantıdan sonra. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorusu olduğu zaman hiç çekinmeden yakınındaki TİSAB ajantası arkadaşımızı arayıp ondan gerekli bilgileri alabilirler, rezervasyonlarını yaptırabilirler. Çünkü biz bu süreçte WhatsApp grubumuzdan ajant arkadaşlarımıza sürekli iletişim halinde bulunduk. Güncel bilgileri sürekli paylaştık. Arkadaşlarımız bu hususta gerçekten çok donanımlı. Dolayısıyla ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Ha, bir şey belirteyim son olarak. Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Türk Hava Yolları'mıza sahip çıkmalıyız. Yerli al, milli kal. Türk Hava Yolları bayrak taşıyıcımıza sahip çıkalım. Başka Türkiye'miz yok. Gerçekten de. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'mıza sahip çıkalım. Rezervasyonlarımızı mümkün mertebe Türk Hava Yolları'ndan yaptırmaya çalışalım. Çünkü Türk Hava Yolları bizim yurt dışındaki, dünyadaki yüz akımız, markamız. Bu sıkıntılı dönemde destek vermek mecburiyetindeyiz. Destek verelim. Mehmet Bey, bu konuya siz tam değinmişken şunu belirteyim. Almanya'da Lufthansa iflasın eşiğine sürüklendi ve devlet 9 milyar euro para verdi Lufthansa'yı kurtarmak için. Bu da yetmedi. 26 bin işçi çıkartıyor. Yani büyük Almanya, ekonomisi bu kadar güçlü olan bir Almanya'nın bile milli hava yolu iflas eşiğinde. Ama bizim Türk Hava Yolları hala dimdik ayakta. Zaten bu pandemi döneminde gördük hangi ülkelerin ne durumda olduğunu. Nasıl bir büyük balon olduğunu. O koskoca hava yollarının ne kadar büyük sıkıntılar içinde olduğunu. Hani gördük bunu yani. Türk Hava Yolları dediğiniz gibi dimdik ayakta ve Türk Hava Yolları öyle başka hava yolu gibi de değil. 300'ün üzerinde uçağı var. Kolay değil. 300'ün üzerinde uçağı şu anda 3 ay zarfında yerde yattı birçoğu. Evet. Büyük, büyük bir zarar ama buna rağmen Türk Hava Yolları dediğin gibi dimdik ayakta ama bize de vatandaş olarak yüzümüzün akı olan dünya markası Türk Hava Yolları'mıza sahip çıkmak düşer. Eğer ki vatanımızı, milletimizi, ülkemizi seviyorsak kendi milli hava yolumuza da destek çıkmalıyız. Evet, şunu unuttum biraz önce söylemeyi. Lufthansa sadece 9 milyar Alman hükümetinden yardım almadı. Aynı zamanda kendi bünyesinde bulundurduğu Swiss Hava Yolları'nda için İsviçre hükümetinden de 1,25 milyar yani 1 milyar 250 milyon frank para aldı. Doğru. Ve buna rağmen 26 bin çalışanını işten çıkarmak.
Ve Türk Hava Yolları şu ana kadar bir tane işçisini çıkarma kararı almadı. Bugün ben evet, Airport Haber'de de ya belki biraz maaşlarda belki düşüşe gidecek. Hiçbir işçi çıkarmayacak. Türk Hava Yolları zaten işçinin, yolcusunun yanında olan bir havayolu. Dolayısıyla Türk Hava Yolları çok çok zorda kalmadığı sürece bu gibi şeylere gitmez. Ama yani sadece Lufthansa değil, yaşadığımız ülkede de görüyoruz. Yani sıkıştıkları zaman hemen anında yanında ilk yaptıkları iş, yanında çalışan 20 senelik, 30 senelik emek vermiş işçisine anında çıkış verebilmeleri ve bu şifrede çok basit, Türkiye gibi falan da değil. Yani Türkiye'de tazminatlar ödeniyor, hemen çıkış verilemiyor. Ama İsviçre'de uzun dönem çalışmışsa 3 ay çıkışını veriyor ve gerekirse 3 ay maaşını da veriyor, bir daha da gelme diyor. Yani burada ahde vefa diye bir olay yok. Ama bizim kültürümüzden gelen, örf adet geleneklerimizden gelen bir ahde vefa duygumuz var. Dolayısıyla da biz yine her ülkeden çok çok daha iyiyiz, öyle söyleyeyim. Evet. Mehmet Bey, çok çok teşekkür ederim. Ben en son yorum olarak şöyle söyleyeyim. Türk Hava Yolları'nı renklerinden dolayı, kırmızı beyaz renklerinden dolayı gene desteklememiz gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet, al bayrağımızın rengi çünkü. Aynen. Evet. Çok ben çok de, teşekkür ederim size. Buyurun. Ben de bu arada bu imkanı TİSAP Başkanı olarak bize tanıdığınız için Post Gazetesi'ne ve Post ailesine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her zaman vatandaşı en doğru bir şekilde bilgilendiriyorsunuz. Gerek yazılı basında, gerek internet aracılığıyla. Dolayısıyla Post Gazetesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben de size çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Umarız vatandaşlarımızın birçoğunun aradıkları cevapları vermişizdir hep birlikte. İnşallah. Çok çok sağ olun bizi izlediğiniz için, katıldığınız için. Hayırlı akşamlar. TİSAP ajantaları bir telefon kadar yakın size, onu söyleyeyim. Aynen. İyi akşamlar. Herkese doğru. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar kıymetli okurlarımız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.